Karadır kaşların, ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaramazdır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşar giderim. Nazlı yari kaybettim, ağlar gezerim. Bravo hanımlar, bravo, bravo, bravo. Burada hanımlarla bir aradayız. Hem birbirinden güzel, hem birbirinden sesi güzel, mutlu hanımlarla birlikteyiz. Kadınlar mutluysa herkes mutlu değil mi evet, efendim? Evet. Kadınların keyfi yerindeyse herkesin keyfi yerinde değil mi hanımlar? Evet öyle. Evde evet. Sizin moraliniz bozukken kimin keyfi yerinde efendim? Hiç kimsenin. Ya böyle adam burnundan getiriverirsin. Getiririm. Aynen çekildi. Getiririm. Ben ağlarken onlar gülmesin. Evet ağlayacaksın. Tabii Allah işin latifesi. Amin. Allah kimseyi ağlatmasın. İşin latifesi. Evet. Yaşlarımızın ortalaması ne olursa olsun büyüklü küçüklü hepimiz birer çiçeğiz. Hepimiz birer hanımefendiyiz efendim. Kadınlar iyiyse, kadınlar mutluysa herkes mutlu. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Aynen, evet. Ben de mutluyken etrafıma mutluluk saçıyorum. Moralim bozuksa da zul oluyorum. Yapacak bir şey yok değil mi? Çekilin diye. Aman Allah göstermesin. Burası Zonguldak Kara Elmas Kadın Kooperatifi. Hanımlarla bir araya geldik. Hanımlar burada üretme, topluma faydalı olmak için, istihdam için bir araya gelmişler. Evet. Hanımların ekonomiye ve üretime katkıları çok önemli. Topluma kazandırılmaları çok önemli. Benim en önemsediğim konulardan evet. Birisi, siz kooperatifin başkanısınız. Evet, kooperatifin başkanıyım. İsminiz? Adım Sevgi Alay. Hı-hı. Zonguldak Kara Elmas Kadın Kooperatifin başkanıyım. 7 tane pırıl pırıl arkadaşımla birlikte, yaşları ne olursa olsun hepimiz 28 yaşındayız. Yola çıktık. Ben de 18. Evet, pek severim. Kadın istihdamı için yola çıktık ve %100 geri dönüşüm sıfır atık projesini hayata geçirdik. Hedef doğadan gelen her şeyi değerlendirerek yeniden orijinalini bozmadan, israf haram. Yeniden hiçbir kimyasal kullanmadan satışa sunmak. Ay çok güzel. Hanımlar burada ne yaptığınızın tabii ki önemi büyük evet. Ama burada bir araya gelmiş olmanız, sosyalleşmeniz, işte topluma üretimde katkıda evet. Bulunmanız çok önemli. Bir de üstüne evet. O atıkların ziyan evet. Olmaması gerçekten önemli. Peki doğru. Atıklarımız neler? Mesela bunu neyden yaptınız? Ay çok güzel değil mi? Onu Arzu Hanım yaptı. Eski tepsilerimizi organik boyalarla, işte hı-hı. Su bazlı boyalarla, zararlı kimyasal içermeyen boyalarla geri dönüştürüyoruz. Objeyi yapıştırıyoruz. Boyalarımız var, onlarla boyuyoruz. Bu boyalar da mı öyle? Evet, su bazlı boyalarımız, akrilik. Ay düşünsenize beni istemeye değil. Geldiler bu tepsiyle. Ne güzel olur, ne güzel olur. Falan tuzlu kahve değil mi? İçine bir de... kahve yapalım ya. Yok ya. Tuzlu yapmıyorum. Ay hayır yapmıyorum. İşte adama başını edeceksin hayatım. Ben ona karşıyım. Hatta pul biber koymak lazım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım bence. Bu yüzden evde kaldım zaten. İdare edin hanımlar. Kalmamışsınızdır. İlla ki vardır bir yerde nasibiniz inşallah. Ay ay. Hanımlar, peki tepsi böyle. Masada bir sürü ürün evet. Var. Anneciğim sen neler yaptın? İsminiz nedir? İsmim Nurcan Aydın. Nurcan ablacığım neler yaptın? Ben neler yaptım? Sepet yaptım, çanta yaptım. Ördün mü bunları? Evet, onları Fatma Hanım yaptı. Fatma Hanım yaptı onları da. Yani hepimizde her şey yaptık. Peki nasıl yapıyorsunuz bunları kızlar? Fatma ablacığım anlat aşkım. Mikrofonu vereyim. Sizi tanıyalım efendim. Şöyle Türkiye sizin güzelliğinizi bir görsün. Ay teşekkür ederim. Siz daha bekar mı? Fatma Sarıkaş. Niye bekarsın Fatma? Evlendirmeyin. Ben kadınlarla daha mutlu oluyorum. Hiç evlenmedim. Daha çok üretim yapıyoruz, ya. Daha mutlu oluyoruz. Zamanı çok güzel değerlendiriyoruz. Görüyorsun değil mi? Dedikodudan kadına bir işini anlattırıyor. Bir durun. Fatma ablacığım kaç yaşındasın? 58 yaşındayım. Maşallah. Burada çantayı sen ördün. Evet, sen ne yaptın? Onlar bunlar. Nasıl yaptın? İşten başlayalım sonra dedikoduya dönelim. Değil mi? Evet. Tamam. Sonra ne yaptık hayatım? Bu aslında hazır bir materyalin üzerine çanta çalışmamız. Hı hı. Ben atık iplerden, atık iplerimizi değerlendiriyoruz. Hı hı. Ben zaten
Nakışçıyım. Çok güzel nakış işlerim gerçekten. Bu konuda hiç mütevazi olamayacağım. İşte bunları bu şekilde işliyorum. Desenlerini hazırlıyorum. Bayağı bir proje yapıyorum bunlara. Ondan sonra böyle fabrikasyon olabilecek kalitede ürünler çıkartmaya nereye çalışıyorum. Nereye satıyorsunuz bunları? Fuarlara katılıyoruz. Festivallere katılarak. O mesela %100 mısır kabuğundan üretildi. Bizim bildiğimiz o süt mısır. Evet evet. Şu 50-60 yıllık bir mısır sepeti. Bunu Nurcan abla bir köy kadınından öğrenmiş. Biz bunun tekniğiyle yola çıktık. Bu teknik bozulmuyor. Bakın hiçbir deformasyon olmamış. Biz onu çantaya çevirdik, bebek yaptık. Daha küçük sepetler yapıldı. Gelin çiçekleri. Gelin çiçekleri hazırladık. Evet, ham maddemiz o. Onları pazarlarda topluyoruz, kurutuyoruz. Onu sonra yıkayıp nemli hale getirdikten sonra örüme başlıyoruz. Lifler haline getirip örmeye başlıyoruz. Bu çantaların içinde bebeklerde, çiçeklerde ve sepetlerde %100 mısır, herhangi bir kimyasal yok. Ve sıfır mısırla ördüğümüz kendi bağlaması teknikleri. O da aynı. Bir kalkınma ajansı Batı Karadeniz'in yılbaşı hediye paketlerini hazırlamıştık. Yine kadınlarımızın kendi yaptıkları. El emeği gözünü. Aynen. Fatma abla niye evlenmedin? Ne oldu da? Bilmem ki. Hiç aşık olmadın mı kız? Hiç fırsat olmadı. Nasıl yani ya? Ben las kızıyım. 7 tane erkeğin içinde bir kızım var. Öyle kolay mı aşık olmak falan? Bilemiyorum. Ben hep Allah'tan iyi örnek olmak istemişimdir. Hep onu dua etmişimdir sabah kalktığımda. Etrafımdaki benim yaşımda insanlara, benden daha küçüklere güzel bir abla olayım, güzel bir rol model olayım istedim hep. Anne olsaydın. Ama benim 12 tane yeğenim var. Sadece anneleri olamadım ama her şekilde anneleriyim. O duyguyu ben onlarla çok fazla yaşadım. Ya. Evet, çok seviyorum onları. Peki anne baba var mı bakıyor musun? Rahmetliler. Allah rahmet etsin. Yalnız ne olacak? Onlara baktım zaten. Şimdi yalnız kaldık. Yok, ben yalnız değilim. Biz varız, biz varız. Canlarım var. Ah canım. Anne babayı kaybedince tabii. Biraz zor. Zaten bu uzun süre evliliklerin olmamasının sebebi zaten şeye bağlıyorum ben hep sürekli. Anneye, babaya bağlıyorum. Hep onlara bakma isteği, yalnız tabii, tabii. Bırakmama tabii. İsteği değil mi? Keşke yaşasalardı, yine baksaydım. Gerçekten. Hiç pişman değilim. Allah herkese de nasip etmez. Tabii çok tabii, ben çok şanslı bir evladım. Değil mi? Kesinlikle. Çok oldu mu? Epey oldu ama işte acıları tükenmiyor. Ya. Hep oluyor böyle. Anıları duruyor değil mi? Hep duruyor. İşte burası benim için parayla satın alınamayacak bir terapi merkezi. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Ben bir tek kızım bir de. Burada benim bir sürü kız kardeşim oldu. Ya ben de varım. Ben de İstanbul'a geldim. Canım olsan benim İstanbul'a canım gel. Ol. Tamam kuzum gelirim. Hepsi benim canım oldular burada. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Bir gün gelmediğimde özlem duyuyorum ve koşarak geliyorum ben buraya. Ama bakıyorum aynı duygu arkadaşlarımda da var. O kadar güzel bir kalp birliğimiz var burada. O kadar güzel anlaşıyoruz. Hepimiz ayrıca çok fazla yetenekliyiz. Peki yalnız mı yaşıyorsun? Yalnız yaşıyorum. Ne yapıyorsun evde tek? Bana zaman yetmiyor. Ne yapıyorsun orada? Her şeyi yapıyorum. Mesela? Okuyorum ben. Gerçekten. Evet, ben babamı kaybettikten sonra geç kalmış bazı şeyleri yaşamamın gerektiğini düşündüm artık. Yeter zaman benim olsun artık dedim. Okumaya karar verdim. Bir sınava girdim, kazandım. Üçüncü üniversitemi okuyorum. Maşallah. Evet. Aa, evet. Çok sevindim. Hangi bölüm? Adalet okudum, bitirdim. Maşallah. Sosyal hizmetler okudum. Şimdi de hemen kaymakamlığa sınavlara hazırlık, belediye başkanlığına aday. Sağlık kurumları işletmeciliği okuyorum şimdi de. Neden olmasın benim gibi böyle endamı yeten bir müdür? O kadar. Ama belediye başkanı olur senden hayatım. Teşekkür ederim. Çok önemli. Ama başkanımızdan da geçiyor bu özgüven bize. O bizi gerçekten çok güçlü hissettirdi. Hiçbir şekilde onun hakkı ödenmez. Canım. Arkadaşlarımın bana kattığı canım. Güzel duygular da çok farklı. Bugün sizin gelmeniz bile başka türlü şeyler canım. Yaptı. Canım. Çok teşekkür canım. Ediyorum ben şahsım adına hepinize. Güzel kadınlar ya. Yerim sizi ya. Seviyorum sizi ya. Ah anneciğim şu güzelliğe bak. Karadeniz hanımları böyle mi? Endamlı mı hayatım? Ben ama ben Yunanistan göçmeniyim. Selanikli'ye. Ne arıyorsun burada? Buraya gelmişiz işte. Güzel ha, ama bir şey siz de mi öylesiniz? Yok ben buralıyım. Hayır burada yaşayan hanımların zaten böyle bir akça pakça bir yüzü var böyle açık renkli falan değil mi? Evet. Öyle mi? Hırçın deniz ama iklimi de hırçın ama kadınları güzel.
Öyle mi? Evet. Gerçekten niye böyle bir şey var Fatma abla? Havası hırçın, suyu hırçın. Gerçekten ama bilemiyorum. Çok da böyle güzel yürekli insanlar türetmiş bu topraklar. Çok çalışkan kadınları çok çalışkan. Var. Üreten kadınları var. Karadeniz ikliminin verdiği Karadeniz'in erkekleri. Üreten kadınlar. Erkekleri alıştırdı. Çalışmıyor. Ama kadınları çok çalışıyor. Vallahi ben söylemedim. Evet, bir Karadenizli söyledi. Karadenizli abilerim, amcalarım, vallahi ben ağzımdan böyle bir kelime çıktı mı siz şahitsiniz. Türkiye'nin ilk vilayet olan ili Zonguldak. Zonguldak. Zonguldak ne demek acaba? Zongalık. Zongalık, sazlık, yani. Sazaklıktan gelen bir kökü olduğunu araştırmıştım ben. Sonra evrilmiş. Çok güzel. Çok güzel. Ay, şırıl şırıl o deniz. Bir de yaza yedeydiniz siz. İnşallah o zaman da geliriz. Bu, hep İnşallah. Bekleriz. Sizlerin İnşallah. Sayesinde daha çok tanınacağız. İnşallah. Sizler geldiğiniz için bunu başta söylemedik. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Biz teşekkür Bizleri... ederiz. Siz üretin biz hep arkanızdayız. Evet. İnşallah uğurlu geleceksiniz. İnşallah. Bir bahar gibi açacaksınız İnşallah. Bizim üzerimizde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.